Şimdi Sayın Başkan, Türkiye'nin gündeminde hakemler var biliyorsunuz. Evet. Çok tartışılıyor. MHK istifa etti. Yeni MHK ile birlikte sistemde değişiklik olacak mı? VAR sisteminin yönetilme şekliyle ilgili yeni kararlar alacak mısınız? Orasıyla da ilgili Şimdi sıkıntılar var. onunla da ilgili bilgi vereyim. Yani biz Türkiye Futbol Federasyonu göreve geldiğimizden beri 2 yılımız bitti, bir 6 ayımız daha da bitti yani bu sezon için. 2,5 yıldır biz arkadaşlarımızla görevdeyiz. Geldiğimiz ilk günden bugüne kadar belki kulüp tarihte, futbol tarihinde Kulüpler Birliği'nin federasyonun yapmadığı kadar çok toplantı yaptık. Açık olduk, şeffaf olduk. Biz onları dinledik, onlar bizleri dinlediler. Ve ortak çözümler bularak yolumuza devam ediyoruz. Bu yalnız Süper Lig'deki birincilik kulüplerle ilgili değil. Birincilik, TFF birincilik Kulüpler Birliği ile de bu görüşmelerimiz devam ediyor. İkincilik, üçüncülükteki Kulüpler Birliği ile de sık sık Riva'da Görüşüyoruz. veya başka yerlerde bu toplantıları yaparak hep istişare ederek, birbirimizi dinleyerek yapabileceğimiz neler varsa ortaya koyarak, onları dinleyerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. MHK konusuna da gelince basından da Türk spor kamuoyunda bildiği gibi yine Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu aramızda bir yeni çalışma grubu kurduk. Bu çalışma grubu 5 kişiden meydana geliyor. Bunlar, bu arkadaşlarımız yeni MHK'de bundan sonraki tarihlerde hakem sisteminin nasıl geliştirileceğini, bazı kulüplerimizin kamuoyunda hep serzenişte bulunduğu adaletli tayin, hakem seçme, gözlemci raporları, gözlemcilerin içerisindeki birbiriyle ilişkileri, işte akraba ilişkileri, bütün en ince detayına kadar arkadaşlarımız şu anda çalışmalara başladılar. Ve bu arada da tabii bizim çok değer verdiğimiz eski MHK başkanımız Sayın Serdar Tatlı da istifa etti. Bugünlerde yeni MHK başkanını ve onun kurulunu tayin ederek yolumuza devam edeceğiz. Hem tahmin ediyorum 1-2 gün içerisinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz. Onunla ilgili de yine Kulüpler Birliği ile görüşmelerimiz oldu. Kulüpler TFF birinciliği Kulüpler Birliği Başkanı ile görüşmelerimiz oldu. Onları dinledik. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Tahmin ediyorum en kısa zamanda yeni MHK'yi meydana getirirken bu taraftan da bizim kurulumuz çalışmaları yapıyor. Onları da birbirinin yan yana getirerek yeni yıldan itibaren, tabii şu anda başlamış bir sezon var, veya devre arasından itibaren acaba hakemlik sisteminde nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi hep beraber oturacağız, kararlaştıracağız ve bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Yeni MHK Başkanı kursu bir isim var mı veya isimler var mı? İsimler var. Bir Evet. tanesini de karar verip TFF olarak yine danışarak arkadaşlarımıza bilgi sunarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Sayın Başkanım, kulüpler biliyorsunuz 8 artı 3'e çok itiraz ettiler. Bu kulüpler bu konuda mutlu değil. Bunun 8 artı 3'e geçmesinin nedeni neydi? Gelecek sezon sayı düşecek mi? Yoksa kulüplerin sizden istediği talepler değerlendirilecek mi tekrar? Şimdi bu iş 1,5 yıllık bir iş. Yani biz bu Evet. işe Bir ara ertelediniz bir ama. buçuk yıl evvel başlayacaktık. Evet. Yani 2019, 2020-21 sezonunda başlayacaktık. 8 artı 3. Fakat yine pandemi dolayısıyla kulüplerimiz geldiler ve istekleri bunu kaldırın değil, bir yıl erteleyin dediler. Ve biz bir yıl erteledik. Bu yıl 8 artı 3 devam ediyor. Neden oldu? Çünkü neredeyse Süper Lig'de 18, 19, 20 takımın neredeyse 8-9 takımı ilk 11'de çıkarken hemen hemen 11 yabancıyla çıktığı birçok maç oldu. Ve biz altyapıya önem vermeleri gerektiğini, Türk sporcularının bu konuda gelişerek milli takımımıza da bu konuda önemli derecede futbolcu seçme yetenekli olan çocukları seçme imkanlarını bize tanıyacak bir ortamın olmasını istedik. Ve dedik ki 8 artı 3 ilk yıl, 7 artı 4 ve 6 artı 5 olarak devam edeceğimizi ilan ettik. Bu sene 8 artı 3'ü yaşıyoruz. 10. hafta itibariyle, yani son hafta itibariyle takımlarımızın oynattığı ilk 11'deki yabancı sayısı 6,96.
7. 7 bile değil. Değil, evet. 7'nin altı. Yani biz onlara 8 oyuncu yapabilir imkanı verirken onlar 6.96, yani 7 oyuncu ile oynatmışlar. Öyle kulüplerimiz var ki 5'in altında. Göztepe. 4.54 bine. Birçok kulübümüz 5-6 arasında. 7.6'da oynayanlar var. 7.4'te oynayanlar var. Ama ortalaması 6.96. Ve bakın şu anda bütün kulüplerimizde altyapıdan gelen birçok oyuncuya yer vermeye başladılar. Fenerbahçe'de de bunu gördük. Galatasaray'da işte bir Kerem yetişti. Bugün milli takımımızın göz bebeği oldu. Trabzon keza öyle. Beşiktaş işte bir Rıdvan yetişti. Daha da bunun geri geleceğine, bunun arkasının geleceğine biz inanıyoruz. Eğer biz bu kuralı getirmeseydik, inanın yine eski sistem devam edecekti. Süleyman Sayın vurma gözümün içine bakıyor. Niye beni söylemedin? Evet. Karagümrük'te de 4-5 tane çok yeni genç isimle yola çıktılar. Ve bunların hepsinin ileride A milli futbol takımımızla bunların görev alacağını bekliyoruz. Bakın Sayın Şenol Güneş döneminde iki tane milli takımımızda iki tane Süper Lig'de oynayan 9 tanesi yurt dışında oynayan Türk çocuklarımız varken Sayın Stefan Kuntz'un son maçlarında birinde 4 Süper Lig'de oynayan oyuncuyla başladılar. Son maçta da 6'ya kadar bu sayı çıktı. Bu sayı gittikçe artacak. Ve biz 8+3 bu sene, gelecek sene bunu 7+4'e, ondan sonraki sene de 6+5'e düşürmede kesin kararımız var. Zaten ilan etmişiz. İnşallah herhangi bir olay olmazsa, gene Allah korusun pandemi olayı olur, başka olaylar olur, bunlara yapmasak bu olayı, yani bu kararlarımızı devam ettirmek niyetindeyiz. Şimdi son sorumu soruyorum. Kadınlar futboluna ilgi attı. Kulüpler, takımlar kuruyorlar. Bu konuya bakış açınız nedir Sayın Başkanım? Şimdi tabii buradan evvela bir Beşiktaş'a teşekkür etmekle söze başlamak istiyorum. Bu işin ilk ateşini Beşiktaş yaptı. Bu sene Antalya'da yine bu pandemi döneminde, ya bu kadınlar ligini oynamamız lazım. Çünkü gittiğimiz zaman işte Servet Bey burada UEFA toplantılarına, FIFA toplantılarına kadın futboluna çok önem verdiklerini gördük. Beraber gittiğimizde Paris'teki FIFA kongresindeki FIFA bütçesini sunarken 1 milyar doları kadın futboluna ayırmıştı. Bunun ne kadar önem olduğunu ve buraya gittiğini gördük. Ve biz de ne yapıp yapıp pandemi dönemi de olsa biz bu ligi oynatmamız diye yönetim kurulumuzda bu kararı aldık. Ve gittik Antalya'ya. Şampiyonlar Ligi formatında 16 takımımızı davet ettik orada. Oynadılar playoff sistemi gibi. Ve sonunda Beşiktaş, biz de beraber gitmiştik arkadaşlarımızla, Beşiktaş rakibini 2-0 yenerek, Vatanspor'u yenerek şampiyon oldu. Ve ondan sonra biz dedik ki ya bu yalnız Beşiktaş'ın olması değil, kadın futbolunun gelişmesi için mutlaka Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un bu işin içinde olması lazım. Ve bir yönetim kurulu kararı aldık. Dedik ki Süper Lig'de olan takımlar eğer kadınlar ligini kurarlarsa, kadın futbol takımlarını kurarlarsa onları direkt kadın Süper Lig'ine alacağız. Sağ olsun 8 takım, Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe, diğer takımları kurdular ve 24 takımlık bir ligi şu anda dizayn ediyoruz. Programlarını yapıyoruz ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kadın futbol takımımız da iyi gidiyor. Necla Kırağası hocamız, işte onunla grubumuz zor bir grup ama orada eğer ikinci olabilirse gidebiliriz. Mücadele ediyoruz. İyi neticeler de alabiliyoruz. İnşallah bu bir yolun başlangıcı. Ama zaten Ceyda Hanım da konuşmasına dedi ki futbol sadece erkek işi değil, kadın işi de dedi. Doğru. Ve ben bunun yalnız Türkiye'mizde değil, Avrupa'da, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, biliyorsunuz Amerika futbol takımı kadınlarda en iddialı takımlardan bir tanesi. Bu işin çok yayılacağını, önemseneceğini ve bizim de Türkiye'miz olarak sağ olsun kulüplerimize de teşekkür ediyoruz. Kısa zamanda takımlarını kurdular, oyuncularını kurdular,
teknik direktörlerini tayin ettiler ve bu şekilde 24 takımlı bir Kadınlar Süper Ligi bu sene oynayacağız. Sayın Başkan teşekkür ederiz ama evet, bir son söz hakkı size verelim. Mesaj, son mesajınız nedir? Vallahi tabii onu Süper dinleyelim. Lig'in birincilik, ikincilik, üçüncülüğe başladık. Amatörlere başlıyoruz inşallah. Kadınlar Ligi'ne başlayacağız. Gelişim liglerine başlıyoruz. İnşallah hepsini oynayacağız. Ama benim tek istediğim, tabii kulüp başkanlarımızdan, yönetimlerinden, teknik direktörlerimizden, tabii ki maçlar, hakem, VAR sistemi, bir sistem, oynanıyor bu maçlar. Hata olmuyor mu? İnsanın olduğu her yerde hata olur. VAR sisteminin niye dünya buna ihtiyaç duydu? Hakem hatalarının minimuma indirmek için bu sistemi getirdi. Evet, offside'da hemen hemen matematiksel, geometriksel, yani geometrinin olduğu bir sistem olduğu için neredeyse %100'e ulaştılar. Fakat diğer konularda netice olarak ne kadar eğitirseniz eğitin, ki TFF'de biz bunu hakemlerimizde eğitim sisteminde çok önem veriyoruz ve çok eğitiyoruz. Ama netice olarak kararı veren gözler, biz o verilen gözlere hem sahada hem de VAR'da olan arkadaşlarımın gözlerinin nasıl baktığını, neyi gördüğünü bizim tespit etmemiz, ne benim, ne kulüp başkanlarımızın, ne teknik direktörlerin söz konusu olmadığını hepimiz biliyoruz. Ne istiyoruz biz? Kötü niyetin olmadığını hepimiz inanalım. Ama insandır, hata yapabilir. Bunu hoşgörüyle, saygıyla karşılayalım. Müesseseyi yıkmayalım. Galip gelince hiç sesleri çıkmayan ama mağlup olduğu zaman kendi futbolcusuna, kendi teknik direktöründe hiç konuşmayan, sadece olayı getirip hakem olaylarına bağlayıp da yola devam etmesini hiç doğru bulmuyorum. Bu Türk futboluna çok büyük zarar veriyor. Ve ne olur yani bu lig, biz ne kadar bu ligde birbirimize seversek, birbirimize saygı duyarsak, bu ligi o kadar çok kalitesinin ben artacağına inanıyorum. Ve burada da sözlerime son verirken, tabii UFEF, yani Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nu bu sene dördüncüsünü yaptınız. Turkuaz grubuna, Sabah gazetesine, Foto Maç'a, ki üçüne ben katıldım, bu üçüncü katılışım. Gerçekten çok önemli katkıları oluyor Türk futboluna. Kendilerine teşekkür etmeyi de konuşmamın sonunda kaldı. Onlara da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ama bu hizmetlerini inşallah bu pandemi döneminde geriye bırakarak daha geniş kapsamlı, bu inşallah pandemide geride kaldığı zaman bütün takımlarımızın, hatta sporcularımızın uygun zamanları seçerek, futbolcularımızın, teknik direktörlerimizin de katkılarıyla, zaman aralığını iyi ayarlayıp hepsinin katkılarıyla çok önemli derecede Türk futboluna hizmet edeceğine, destek vereceğine de inanıyorum. Ben de TFF Başkanı olarak, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım olarak hepinize teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun başkanım.